İslam medeniyeti bir yönüyle vakıf medeniyetidir. Bununla alakalı ön değerlendirmelerimizi yapmıştık. Ve İslam'da bunu teşvik eden çok şeyler var. Mesela bunlardan birisi Hazreti Peygamber'in şu hadisi. Hazreti Peygamber şöyle buyuruyor. İzâ mâte ibnu Âdem, Adem oğlu öldüğü zaman ingata ameluhu, amel defteri kapanır. İlla min seles, ancak üç şey devam eder. Sadaka cariye, birincisi sadakayı cariye. Ev ilm yuntefau bihi, veya kendisinden faydalanılan ilim. Evvelet veledun salih yed'u lehu, veya kişiye hayır dua eden salih bir evlat, hayırlı bir evlat. Bunlar insanın devam eden ameli. İşte burada sadakayı cariye, vakıf müesseseleri gerçekten bir sadakayı cariyedir. İnsan diyelim bir hayır müessesesi kurdu. Buna gelir olabilecek müesseseler de yaptı ve o şekilde bunu teslim etti. Öldükten sonra kıyamete kadar burada faydalı işler yapıldığında Kur'an kişi elbette bunlardan sevabını alacaktır. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. El müslim ahul müslim. Müslüman Müslümanın kardeşidir. La yazlimuhu ve la yuslimuhu. Ona zulmetmez, onu düşmana teslim etmez. Ve men kâne fî haceti ahîhi, kâne Allahu fî hacetihi. Din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. Ve men farraca müslim kurbeten, farraca Allahu anhu biha kurbeten min kurabi yevmil kıyâme. Müslümandan bir sıkıntıyı giderenin, Allah da kıyamet günündeki sıkıntılarından birini giderir. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Bir Müslümanın ayıbını örtenin, Allah da kıyamet gününde ayıplarını örter. Burada din kardeşinin ihtiyacını karşılayanın, Allah da ihtiyacını karşılar. İşte vakfı teyit eden durumlardan biri bu. Bir Müslüman egoist olmamalı, bencil olmamalı, kendi için yaşamamalı, başkalarının ihtiyacını karşılamak için de bir gayret içinde olmalı. Hazreti Peygamber kendisi vakfetmiştir. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Allah elçisi Medine'deki 7 parça mülkünü vakfetmiştir. Zaten Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam şahsi bir şey kendinde tutmuyor. Hediye olarak kendine pek çok hediyeler geliyor ve onları daha o gün elinden çıkarıyor. İhtiyacı olana bunları yönlendiriyor. Hatta bir defasında yatsı namazında namaz tam bitmeden farzı kıldırdıktan sonra evine geliyor, tekrar mescide dönüyor. Diyorlar ya Resulallah niçin böyle yaptınız? Peygamber Efendimiz açıklıyor. Gündüzden bana hediye olarak bırakılan bir şey vardı da onu falana verilmesini söyledim diyor. Ve bu şekilde elinde bir şey tutmuyor. Bununla beraber işte savaşlardaki ganimetler gibi oralardan Allah Resulüne ait olanlar da var. Dolayısıyla Hazreti Peygamber Medine'de bulunan 7 parça mülkü bunları vakfediyor ve Müslümanlar için kullanılsın diye o şekilde talimat veriyor. Hazreti Osman'ın kuyusu vakıf ruhunu bize anlatmakta çok güzel bir örnek. Mekkeli Müslümanlar Medine'ye geldiklerinde çok hoş bir ortamla karşılaşıyorlar. Ve Medineli Müslümanlar yani Ensar onlara her şeyle sahip çıkıyor. Ancak Mekke'den gelen Müslümanların alışamadığı bir durum var. Mekke'de Zemzem kuyusu var ve Zemzem kuyusu suyu gayet güzel. Şu anda da ölçüm yapıldığında dünyanın en kaliteli sularından birisi. Ve onlar bir benzeri suyu orada bulamıyorlar. Ancak bir kişinin bahçesinden çıkan kuyu, oranın suyu gayet güzel ve Zemzem'i hatırlatıyor. Ancak bunun sahibi de başka bir geliri yokmuş, bunu parayla satıyor. Günümüzde damacanayla su satılması misali. Mekke'den hicrette gelen Müslümanların çoğunun maddi imkanı da yok.
Ensar'ın desteğiyle ayaktalar. Ve bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu zata diyor ki, bu çeşmeni diyor vakfetsen, Müslümanlar buradan ücretsiz bir şekilde sularını alsalar, Allah da sana cennette buna mukabil bir pınar verir diyor. O zat diyor ki, ya Resulallah elbette bunu isterim ama benim başka gelirim yok. Dolayısıyla suyu satmak durumundayım diyor. Peygamberimiz de ısrarcı olmuyor. Hazreti Osman bu zatın yanına varıyor ve onun istediği bedel neyse neticede anlaşıyorlar. Orayı satın alıyor. Ve Peygamberimizin yanına geliyor ama içinde de bir heyecan var. Acaba ben burayı vakfettiğimi söylesem onun için vaat edilen benim için de geçerli mi? Bunu böyle merak ediyor. Ya Resulallah diyor, o kuyuyu ben alsam, Müslümanlara vakfetsem, o zata vaat ettiğiniz cennet pınarı benim içimde var mı? Peygamber aleyhissalatü vesselam evet var deyince Hazreti Osman, ya Resulallah ben zaten aldım diyor, artık orası vakıftır, Müslümanlar orayı kullansınlar. Ve böylece ücretsiz bir şekilde bu su herkese verilmiş oluyor. Sorumluluk bilinci vakıf meselesinde önemli. Yani imkanı olanlar olmayanlara göre sorumlulukları daha fazladır. İşte Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun an ra'iyetihi. Hepiniz çobansınız, hepiniz ra'iyetinizden sorumlusunuz. Elbette üst düzey imkanı olanlar veya üst düzey idari makamda olanlar diğer insanların durumunu da düşünmeli ve onlar da bizim üzerimizde hakları var deyip onlara uygun bir ortam meydana getirmeli. Bunun en güzel yollarından birisi de vakıf müesseseleridir. Mesela günümüzde ülkemizde de var. Evlendirme müesseseleri var. Vakıf kurmuşlar ve kendilerine gelen maddi imkanları imkanı olmayan kimselerin evlenmesinde kullanıyorlar. Onlara ev buluyorlar ve evi tefriş ediyorlar ve kira yardımı yapıyorlar ve o şekilde nice gariban insanın daha itibarlı, daha güzel şartlarda yaşamalarına vesile oluyorlar. İslam'da bencillik yok, paylaşmak var. Bencillik fıtratımızda var aslında. İnsan egosantrik bir varlıktır. Ben merkezli yaşamak ister. Ve uhtıratıl enfüsü şuh ayeti bir yönüyle bunu ifade eder. Yani insan yaratılış itibariyle, fıtrat itibariyle bencildir. Ancak din bu bencilliği ortadan kaldırmaya çalışır ve bu bencillik yerine paylaşmayı insana öğretir. Başkalarına vermek, başkalarıyla bunu paylaşmak bir esastır. Ve insan sosyal dayanışmada bulunmalı. Çünkü insan fıtraten medeni. Fıtraten medeni derken, yani tek başına hayatını devam ettiremez. Sosyal bir ortamda hayatını devam ettirir. Dolayısıyla bu insan başkalarına yardımcı olmakla da mükelleftir. Ve sosyal dayanışma içinde bulunmalı. Nerede ihtiyacı olan varsa tespit etmeli ve onlara destek olmalıdır. Fakir çalışmalı, zengin de yardım etmeli, elden tutmalı. Ve bu noktada bizim ecdadımızda fukarayı sabirin, aniyayı şakirin tabirleri kullanılmış. Yani fakirler fukarayı sabirin olmalı, sabreden fakirler ve zenginler de aniyayı şakirin olmalı. Yani şükreden zenginler olmalı. Tabii zenginin şükretmesi sadece elhamdülillah demek değildir. Zenginin şükretmesi aynı zamanda zekatını vermesidir ve sadakalarla da ayrıca yardım etmesidir. Resimde görüldüğü şekliyle zengin bir tarafta, fakir bir tarafta ve aralarında bir uçurum. Bu ikisi arasındaki uçuruma bir köprü lazım. Zekat bir köprü oluyor. Zekat ve sadaka köprüsüyle zengin fakir bir hattı muvasala temin ediyor. Birbirlerine gidip gelme gerçekleşiyor. Ancak kapitalist zihniyette zengin daha zengin, fakir daha fakir olabiliyor. Öyle ki zengin fakirin çalışmasının
üzerinden zenginliğini artırıyor. Onun çalışmasıyla gücünü artırıyor. Halbuki ona yardımcı olması, onun da daha iyi bir seviyeye yükselmesine destek olması gerekir. Bu noktada dindeki oruç son derece dikkat çekici. Yani oruç bize günde 16-17 saat bir açlık yaşatıyor. Ve bu açlık durumunda zengin olan kimse fakirin halini anlıyor. Yemek yememek ne demekmiş ve yemek bulamamak ne demekmiş bunu anlıyor. Ve bunu anladığında da daha böyle başkalarına merhametli olabiliyor. Onlara destek çıkabiliyor. Ve kurban dikkat çekici bir ödevimiz, görevimiz. Ve kurban paylaşmayı öğretir. Allah yolunda işte bir hayvanı kesmek ve bunu 1/3'ünü başkalarına vermek. Kurbanda uygulanan budur. 1/3'ü kendine, 1/3'ü yakınlarına, 1/3'ü de ihtiyacı olanlara. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam Medine'de bir kıtlık zamanında 3 gün içinde herkes kurbanlarını bitirsin demiş. Yani kimsenin evinde bir şey kalmasın, fakirlere gönderilsin. Demek ihtiyaç olduğunda 1/3'ünü kendine bırakmak değil, tamamını da başkalarına vermek daha faziletli olacaktır.